Arkadaşlar merhaba, Kodkürük kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde, bir önceki bölümde hatırlıyorsanız JWT token yapısına entegre etmiştik. Ve bir token üretmiştik. Şuradaki gibi, hemen göstereyim. Bir token üretmiştik. Bu bölümde ise bu tokenlar şimdi genelde hani bu JWT token yapısını kuran kişiler bir de refresh token altyapısı öneriyorlar. Ve genelde tokenlarda bu önerilir zaten. Ve bu bölümde ben JWT tokenları için nasıl refresh yapabiliyoruz, bunları ben anlatacağım. Refresh yapmak için iki şekilde refresh genelde yapılıyor. Birincisi, zaten ürettiğiniz JWT tokenını expiration süresi bitmeden refresh etmek veyahut da bizim kendimiz custom ürettiğimiz bir, şurada daha sonra ekledim bunu, kod yani projeyi checkout ettiğiniz zaman göreceksiniz bunu. Bir custom ürettiğimiz bir refresh token var. Bir de custom ürettiğimiz refresh token'ı kullanarak refresh etme var. Şimdi refresh genelde bu arada yani uygulamadan uygulamaya değişiyor. Benim şahsen kullandığım yani benim geliştirme yaptığım uygulamalarda genelde bir refresh yani token'ın bir süresi oluyor. O süre bittikten sonra elindeki refresh token'a gittiğiniz zaman yani o süreden önce de gidebilirsiniz. O süre bittikten daha sonra da gidebilirsiniz. O refresh token'ı refresh edebiliyorsunuz. JWT'nin dediğim gibi iki özelliği, iki yapı genelde kullanılıyor. Birisi expiration süresi bitmeden önce refresh etmek. Yani elindeki var olan JWT token'la. Yalnız bu o yapıda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu JWT token'ın bir expiration süresi olduğu için o noktadan expire ettikten sonra bu token artık invalid olduğu için refresh edemiyorsunuz. Tabii bu kötü bir şey değil. Aslında güvenliği sağlamak adına çok güzel bir şey. Ama hani böyle bir ince bir detayı var. Yani JWT token kullanırken uygulamanın sürekli refresh etmesi gerekebilir. Yani belli bir atıyorum refresh süreniz 10 dakikaysa hani 5 dakikada bir refresh etmeniz gerekebilir. Çünkü o 10 dakikadan sonra refresh ettiği zaman artık refresh etme şansınız yok. Kullanıcı login sayfanıza göndermeniz lazım. Ama custom refresh'te sonuçta size ait olduğu için refresh yöntemi. Bunu siz belirliyorsunuz. Yani bir token üretiyorsunuz. Bir yerde zaten kodlarda göstereceğim. İstediğiniz zaman yani o kullanıcı o expression zamanı bitse bile onu refresh edebilirsiniz. Çünkü size ait kontrol. Yani refresh token kontrolü sizde. Şimdi gelelim kodlara. Yani şu iki örnek nasıl oluyor? Mesela burada hemen göstereyim. JWT token'ı kullanarak refresh etme nasıl oluyor? Normal. JWT token'ı gönderiyor. Bir tane refresh endpoint'ine. Bize yeni bir tane token üretiyor. Tabii ben burada şimdi token süresi bittiği için onu kaçırdım. Gördüğünüz gibi yani token'ın süresi bitince 401 veriyor. Dolayısıyla hani böyle ince bir handikap var. Yani JWT token kullanmak için sürekli refresh yapmanız gerekiyor background'da. Kötü bir şey değil bu arada. Hani bunun bilincinde olun. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi gelelim. Bakın yine bir tane hani şey aldım. Bunu mesela şuraya gönderdim refresh edilmişi. Çalışacak. Şimdi bu zaten JWT token. Yani hani bir token üretmiştik, bir daha ürettik. Aradaki fark arada bir fark yok. Bir de custom refresh token yapısında bir token üretiyoruz. Bu token'ı kullanarak custom refresh token'da bize başka bir tane token dönüyor. Yani daha doğrusu custom refresh token sistemimizde kontrol ediyor. Tamam, bu bize, biz ürettik bunu diyoruz ve refresh'e izin veriyoruz. Gördüğünüz gibi okey diyecek. Şimdi gelelim kodlara. Şimdi refresh token için iki tane endpoint'i ben ekledim. Burada zaten hani çok büyük bir espri yok. Normal refresh'te token header'den alıyoruz. Custom'da body'den alıyoruz. Request body'den, çünkü custom sonuçta. Yani hani JWT token'dan kullanmadığımız için. Tabi custom refresh yaparken username, yani hani refresh, daha doğrusu token'ı sign ederken kullanacağımız bilgiyi de göndermemiz lazım. Veyahut da bunu refresh token yardımıyla sistemden de alabilirsiniz. Ama hani garanti olsun diye bunu gönderiyoruz ki kodlarda göreceksiniz, kontrol amaçlı bu. Şimdi gelelim refresh kodlarına. Şimdi birinci refresh, öncelikle refresh'i sağlayabilmek için login sırasında hani JWT token zaten hani login sırasında üretilen token. O yüzden hani onun ekstra bir detayı yok, ama custom bir şey için ben burada örneğini gösterdim.
Bir token üretiyoruz. Bu arada bunun için Rand Token diye bir kütüphane var. Genelde bunu kullanıyor herkes. Rand Token bunu yani 256 boyutunda bayağı uzun bir boyutu var. Bir refresh token. Bu refresh token'ı uygun bir yerde yani MyRegister olur MySQL'de bu örnekte ver, hani bu uygulamanın in-memory'sinde tutuyoruz şurada. Böylece bir yerde kontrol etmek için yani refresh token'ı kime ait olduğunu da tutuyoruz ki hani ne demiştim şurada username de gönderiyor demiştim ya hani bu yani garanti hem token hem de bu iki tane veriyi kontrol edeceğimiz için gayet güvenli bir yapı kurmuş oluyoruz. Şimdi burada token'ı yani normal refresh'te token'ı alıyoruz. Aslında normal refresh hani valide etmeyle aynı. Arada bir fark yok. Hani dün göster yani bir önceki videoda göstermiştim. Valide yani gelen token'ı valide ediyoruz. Expression süresi içinde gelmişsek sorunsuz şekilde refresh edecek. Valide ediyoruz. Eğer validse tekrar token üreteceğiz. Yani büyük bir esprisi yok. Dolayısıyla buranın handikapı şu. Expression süresi biterse maalesef o süreden sonra yaptığınız için yani elinde artık bir yani token'ın valid bir token'ınız kalmayacağı için mecbur kullanıcı login sayfanızı yönlendirmeniz gerekiyor. Hani bu handikapı aşmak için muhtemelen token'ın uzun süreli yani böyle bir hafta, birkaç gün yapmanız gerekiyor. O da pek tavsiye edilmez. Dolayısıyla hani size kalmış bir seçenek. Eğer ya zaten ben SSL'im var, zaten XSS açığım yok, hiçbir şeyim yok diyorsanız token'ı bir hafta yapabilirsiniz. Yani pek hani sorun değil. Zaten hani bir token ele geçirilebiliyorsa zaten ya refresh token'ınız yani custom yapsanız bile bir anlamı yok. Dolayısıyla ele geçirmemeniz gerekiyor ilk başta. Dolayısıyla hani ele geçirmemeye yönelik her türlü önlemi aldıktan sonra zaten ele geçirilse bile sıkıntı yok. Dediğim gibi custom token'ı yani JWT token'ı ele geçiren biri zaten refresh token'ı da ele geçirir yani. Sonuçta her şeyi yapar o durumda. Dolayısıyla orada güvenli bir yapı kurmanız gerekecek. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu şeydi normal refresh. Yani JWT token aracılığıyla yaptığımız refresh. Bir de custom yani şurada hani şurada bir tane custom login sırasında custom bir token üretmiştik. O custom token'ı kullanarak bu custom token'ı alıyoruz. Username ve custom refresh şeyi kontrol ediyoruz. Yani custom refresh token içinde var mı? Var. Ve o token'ın içine sakladığımız username sistemden gelen yani request'in içinden gelen username mi eş mi? Eş. Ha, o zaman tamam bu bizim sistemimizde var diyoruz. Ve burada yeni bir tane token üretip dönüyor. Tabii bu noktada üretirken hani ben bu örnekle yapmadım. Ama siz daha da güvenli olması adına bir tane daha custom refresh token burada üretebilirsiniz. Ve onu dönersiniz. Böylece buradaki eski ilk kullanılanı da iptal etmiş olursunuz. Daha güvenli bir yapı. Şimdi onu da o kodu da yazmak uzun, burayı daha da uzatacağı için şimdilik burada girişmedim. Dediğim gibi bu seçenek size yani. İsterseniz normal kullanabilirsiniz, isterseniz bunu. Bu arada bunun yani custom refresh'in avantajı şu. Dediğim gibi sonuçta JWT token'ın bir expiration süresi var. O süre bittikten sonra bile bunu refresh edebilirsiniz. Mesela şimdi isterseniz deneyelim. 90 saniye herhalde ayarlamıştım şu token'ı. Geleceğim. Mesela burada 401 aldım. Gördünüz. Artık bitti. Ben kullanıcıyı mail login sayfasına yönlendirdim. Ama custom refresh mesela 90 saniye geçti. Yine gönderdim. Yine bana bir tane token üretti. Ve bu token'ı kullandığım zaman gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Result okay. Yani geçti. Ha, bu arada şu bir önceki videoda gösterdiğim token kontrol yapısını ben bir helper içine aldım. Onu göstereyim size iyi olacak. Control helper servis. Şu kontrol ettiğimiz şu kodlar hani bir önceki videoda vardı. JWT token'ı alıyorduk, kontrol ediyorduk. Sonra validliğini kontrol ediyorduk. Yani hani expression süresi geçmedi mi ve valid bir token mı? Valid'de işlemimizi yapıyorduk. Şimdi ben bunu bir helper servise aldım. Böylece buna gönderdiğimiz controller fonksiyonunu eğer bu arada yani bu kontrol servis bir fonksiyon döndürüyor. Yani şu hatırlarsanız request ve response bekliyor değil mi? Express framework. Yani Express framework'ün çağıracağı fonksiyonu dönüyor. Böylece o fonksiyonun içinde yani şurayı Express framework çağırıyor. Biz de burada kontrolleri döndüğümüz için Express framework'ün çağrısından sonra her şey başarılı olursa
bizim gönderdiğimiz controller fonksiyon içeride. Bu bir fonksiyon bu arada, unutmayın. Bu da fonksiyon döndüren bir fonksiyon. Yani çağrıldığı zaman fonksiyon döndürüyor. Onda zaten örneği şurada. Secure controller. Yani controller helpless servisi import ettik. Bu arada bu new ile yaratıldığı için, dikkat edin, class değil. New ile yaratıldığı bir instance. Bu instance'ın içindeki bir metodu çağırıyorum. O metoda gördüğümüz asenkron bir şeyi gönderiyorum, fonksiyon. Neden? Çünkü içeride şu await'leri yazabilmek için. Yani burada asenkron fonksiyon gönderebiliyoruz. Secure controller dediğim gibi ne yapıyor? JWT token yapısını kontrol ediyor. Her şey başarılıysa controller'ı, tabii ki burada güzel bir ekstra detay var. Request response'u aynen aktarıyor. Bir yanına session oluşturduğu session user'ı da aktarıyor. Böylece burada biz request response, yani bir yerden almıyoruz. Session user'ı direkt zaten bize hazır gönderiyor ve onu kullanabiliyoruz sistemimizde. Yani şu secure controller her şey başarılı olursa şunu çağırıyor. Çağırırken request response'u aynen aktarıyor. Bu express framework'ten geliyor. Session user'ı da biz oluşturuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Gördüğünüz gibi JWT token'ın içindeyiz zaten. O bilgiyi alıyor. Burada gönderiyoruz bu controller fonksiyonun içine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok temiz bir yapı oluyor bu şekilde. Böylece eğer güvenli bir endpoint gerekiyorsa tek yapmanız gereken şununla kaplamak oluyor o metodu. Sonra arka plandaki her türlü kontrolü zaten bu arkadaş yapıyor bizim için. Biz sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Böylece hem Express Framework'ün yapısından da kurtulmuş oluyoruz. Çünkü Express Framework'ün içine bağlı kalırsanız, yani ilerleyen zamanları kodunuz başka yere taşımak istediğiniz zaman taşımanız zorlaşır. Bu şekilde şu metodu istediğiniz yere taşırsınız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani Express Framework'ün chain yapısından kurtulmuş olacağımız için. Tabii ki orada da sorunsuz şekilde yaratabilirsiniz ama ben şahsen o şekilde pek tercih etmiyorum. Yani bu şekilde daha rahat oluyor ve şahsen her zaman faydasını gördüm yani her türlü şekilde. Dolayısıyla böyle bir helper tercihte yazdım, pushladım. Bunu bu arada production'da kullanabilirsiniz. Yani gayet temiz bir şekilde çalışıyor. Ama tabii ki şu yani authentication tarafında yaptığım refresh mekanizmasını sizin kendinizde, yani kendi hayal ettiğiniz sisteme uyarlamanız gerekiyor. Çünkü o burada örnek olsun diye ben yaptım. Burada daha güvenli olması adına mesela şunu veri tabanına kaydettikten sonra mesela bu refresh token'ları da mesela bir hafta sonra silebilirsiniz sistemden. Böylece burada bir hata alacağı için o kişi login tayfasına yönlenecek. Yani refresh token'ları da güvenli hale getirmeniz lazım. Veya atıyorum bir login gerçekleştiği zaman refresh token'ı, yani daha önceki refresh token'ı temizlemeniz gerekiyor. Ki yani biri saldırı yapmaya çalışan biri bir şekilde ele geçirmişse, yani geçmişteki bir token'ı kullanarak sisteme girememeli. Yani bu tür detayları sizin maalesef gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü sisteminizi bilemem ben. Herkesin kendine göre farklı bir sistemi var. Eğer hani ya benim için hiç gerek yok öyle bu kadar karmaşaya. Ben sadece bir haftalık JWT token'ı hazırlarım. Bir hafta sonra expire olursa, hani o zaman refresh token yapmanıza gerek yok zaten. Bir hafta sonra expire olursa ben login'e yönlendiririm dersiniz, geçersiniz. Bir hafta bitmeden önce ya tamam ben bunu refresh edeyim sorun değil diyorsanız refresh yapısını kullanabilirsiniz. Refresh yapısını bu arada kullanırken yani client tarafına arka planda yapmanız gerekiyor işlemi. Yani hani bir isteği yaptınız 401 döndü, o isteğin üzerine bir refresh denersiniz. Refresh başarılı olursa aynı isteği tekrarlarsınız. Dolayısıyla yani client tarafına bir queue, yani bu istekleri bir queue'ye almanız mantıklı olabilir. Hani bekleyen istekleri. Veya her istek için kendisi bir refresh yapabilir. Bu tamamen size kalmış yani. Ama en doğru yapı tabii ki bir queue'ye almanız. O anda hani 401 durumu aldığınız zaman daha sonra bütün hepsini tamamlamanız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Refresh yapısını anlattık ve yardımcı helper tarifi de ben anlatmış oldum ve bunun sayesinde işte daha temiz bir controller yapısı kuruyor olacaksınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.